Merhabalar, bugünkü aracımız 2005 model Range Rover Vogue modeli. Aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Bu araçlar E39 yani BMW X5 ile aynı altyapıda. BMW X5 ile aynı çerçeveyi kullanıyor. İlgili alana bir çerçeve uygulaması yaptık. İç standardı da 9 inç yazımızda fit kaplar nitelikte. Oluşan fiziki görüntü bu şekilde ortaya çıkıyor. Bu birinci konuydu. İkinci konu fabrikasyon konnektörü yapılarını bozmadık. Birebir karşılıklarını kullandık. Bir dokunuşumuz aracın direksiyon kontrollerini cihaz üzerinde çalıştırdık. Birazdan video içerisinde göstereceğim. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vites aldığımız zaman kameramız devreye giriyor. Kullandığımız kamera analog eşli bir kamera. Derinlik, netlik ve açı veriyor. Boşa devir vites aldığımız zaman da otomatik devreden çıkmış oluyor. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2005 model Range Rover Vogue. 9 inç yazımıza entegre ederken bir adet özel çerçeve kullandık. Konnektör yapılarını bozmadık. Direksiyon kumandası çalıştırarak montaj tamamlanmış oldu. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle bu tarz bir karşılama ekranı sizi karşılıyor. İlgili kısma dokunduk. Bu kısım Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunan yapı. Şu anda Android telefonumuz kablosuz olarak ekranımızda. Şöyle YouTube müzikten bir şarkı açalım. Direksiyon kumandalarını gösterelim. Şarkı geçişleri ileri geri sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. Ses açma kumda 4 fonksiyon tuş sorunsuz çalışıyor. Bas konuş tuşu da farklı bir E39 yapısında olduğu için Bluetooth menüsüne atmış oluyor. 4 fonksiyon sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunan cihazımız her iki akıllı telefondan da ekran yansıtmayı da kablosuz gerçekleştiriyor. Başka neler var? Radyo kısmı. Radyoda RDS sinyallerini alabilir nitelikte radyo istasyon havzaları var. Şu anda Gol FM'i dinliyoruz. Bu şekilde ekranda karşılıyor bizi. Cihazımızda 3 türlü navigasyon var. Birinci tür navigasyon offline çalışan, GPS üzerinden çalışan. İkinci tür navigasyon cihazımıza internet paylaştığı zaman Play Store'dan kurulmuş ya da kurulacak Google Maps ya da farklı uygulamalar, Yandex gibi uygulamalar kurulup kullanılabilir. Üçüncü tür navigasyon ise Apple CarPlay ve Android Auto modundayken konum mantığını kullanmış olacak kullanıcı. Bu şekilde WhatsApp'tan gelen konumlara dokunduğu zaman da ekrana taşımış olacak. Günlük hayatta en çok kullanacağımız yapıda bu şekilde kullanmış oluyoruz. Bluetooth'la telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarım için Bluetooth altyapısı. USB'ler üzerinden videolar ya da müzikler açabiliyoruz. Torpido içerisinde 2 adet USB çıkışını bıraktık. İlgili kısımdan müzikler. Burada da yine keza direksiyon kumandalar sorunsuz bir şekilde çalışır. Ya da ilgili kısımdan videoları da açabiliriz. Yeri gelmişken belirtelim, cihazımız 1280x720 IPS ekrana sahip. Aracın değişik açılarına bakıldığı zaman da görüntü kaybı yaşatmamış oluyor. Android işletim sistemli olduğu için cihazımız internet paylaştığı zaman Play Store'dan kurulmuş ya da kurulacak YouTube ya da benzer uygulamalar sorunsuz bir şekilde kullanmış olacak. Müzik altyapısında DSP altyapısı var. Yani müziği işleme yeteneği. Hazır equalizer'ların haricinde grafik equalizer'ları kullanıcı kendisi tasarlayabilecek. Hoparlöre giden zaman aralığıyla DSP altyapısı da sunuyor. Aynı zamanda birden fazla aplikatör içinde kurulum altyapısı hazır durumda cihazımızın. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor? Şöyle gösterelim. TS10 platformu bu işte en stabil. TS18, TS10 platformları bu işte en stabil platformlar. B200, MTK ya da T3 gibi platformların çok üstünde stabillikte. 8 çekirdekli Cortex A55 ve A75 işlemciden oluşuyor. 1.6 GHz hızında. RAM 8 GB, dahili hafıza 128 GB. Ekran biraz önce bahsetmiştik. 1280x720'de kapasitif IPS ekrana sahip cihazımız. Araç 2005 model Range Rover Vogue 9 cihazımıza entegre etmiş olduk.